Size kalırsa çok büyük işler yaptım. Bana kalırsa bu hayatta daha neler yaparım. Burası İstanbul Teknik Üniversitesi Radyosu. Meslektaşlarımıza da ilham verir ya da işte bilim camiasına bile fikir verir. Çünkü artık yavaş yavaş kürsülerin köhneleştiğini, sadece isimlerinin kaldığını, içeride tamamen teori olduğunu ama hayatın pratikleriyle öğrencilerin karşılaştırılmadığını biliyoruz. Bence bütün gruplar için ilham verici, öğrencilerin de buradan tabii ki feyizleneceği şeyler var. Yani nedir işte yılmamak, çalışmak, işte düzgün bir insan olmak, yani sadece eğitim olarak da değil, düzgün bir insan olmak. Hele şu üniversite bir bitsin. Görün bakın neler olacak. O öğrenciye ev vermeyen 3+1 kombi ev sahipleri var ya, kapımıza dayanacaklar. Restoranlara gittiğimizde garsonlar masalarımıza kadar eşlik edecekler. Bir bilim adamının romanı, Türkiye'de yayınlanan ilk biyografik roman ve yazarı da edebiyat okurlarının yakından tanıdığı bir yazar. Oğuz Atay. Bence Oğuz Atay kesinlikle lise müfredatında okutulmalıdır. Ve ona bağlı olarak da bence siz kesinlikle oynamalısınız. Bir de bence öğrencilerimize şöyle iyi bir örnek oldunuz. Esasında dekorunuz çok basit. Ama bizim öğrencilerimiz ne yazık ki her şeyin daha çok parayla ve onun getirileriyle olabileceğini düşünüyorlar. Yani burada çok süslü bir dekor vesaire gibi olması beklentisi var. Halbuki siz çok basit şeylerle çok fazla şey anlatabildiniz. Bence bu anlamda lise öğrencilerine çok iyi örnek oldunuz diye düşünüyorum. Yaşar, severim seni, bilirsin. Söyle bakalım, bu cam levhayı, çelik çubuğa nasıl tutturursun? Çivileri dur hocam. Yaşar, cama çivi nasıl çekeceksin evladım? Kırılır yavrum, kırılır! Yavaş yavaş çakarız hocam. Çok iyiydi yani, ben çok zevk aldım derken de çok zevkliydi bence. Mesela ben de diğer arkadaşım böyle kelimelerle falan çok ilgilenirim, etimoloji falan. Çok ilgimi çekti. Zaten kitapta da bu bölümün altını çizmiştim. Şimdi duyunca hoş buldum. Ufak bir deftere Türkçedeki 500'e yakın kelimenin nereden geldiğini yaz. Mesela diploma. Yunanca'da iki kere katlanmış demek. Diploma. Serbest. Serbest. Yani başın bağlı demek. Bir bilim adamının boyunu tiyatro işi metinleri sahneye uyarlaması da bir örnek. Çünkü biyografik anlatıyı estetik bir tasarı oturtuyor. Bu yaklaşım oyunu didaktik olmaktan uzaklaştırıyor. Ve onu tiyatral bir çizgiye taşıyor. Bu tiyatral dil, seyircinin Mustafa İnan'ın dünyasına etkili ve dolaysız bir şekilde girmesini sağlıyor. Ve bence oyunu diğer oyunlardan ayıran, onu iyi bir uyarlama örneği yapan da bu. Mütehassız, mütebassız, mütecaviz, mütevazi, mütecaviz! Her gün yeni yeni kelimeler sürülüyordu cepheye. Büyük Millet Meclisi'ne kamutay deniyordu. Türk kurayları kamutayla toplandı gibi haberler çıkıyordu gazetelerde. Otobüse çok oturgaçlı götürü geç. Sandviçe yandan bıstırgaç yutalgaç. Sigaraya tütünsel dumangaç. İstiklal Marşı'na ulusal dürtürü dendiği yerinde söylentiler ortaya çıkmıştı. Mutlaka sahnesi olan ve bu kitabı müfredatlarında yer veren zümre arkadaşlarımın, meslektaşlarımın bu oyunu bizzati okullarında kendi sahnelerinde oynatmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Aziz dinleyiciler, şimdi Teknik Üniversitemiz öğretim üyeleri adına Profesör Doktor Mustafa İnan konuşuyor.